Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Abdi Osman'ın da yeni bölümle birlikteyiz. Bu ön tarafta, orta kesimde bir tane hususi vazife var. Ona gideceğiz. Onun öncesinde buradaki gizli hazineyi alacağız. Gizli hazineyi aldıktan sonra silahçıya gideceğiz. Silahçıda menzili uzun olan silahı alacağım arkadaşlar. Sonrakinde zırh alacağım. Çünkü adamlara yakınlaşmadan uzaktan oynamak daha mantıklı. Hemen gidip alalım buradan gizli hazinemizi. Bir tecrübe 100 akçe de 100 akçedir bu yoklukta. 1432 var. Olur, 1532. Canımız dolu. Bir tane at bulmaya çalıştım ama yoluma çıkarsa alacaktım. Yoluma çıkmadı henüz. Şurada var ama eğri yok herhalde. Aynen, eğri yok onda. Eğri olmayanlara binemiyoruz. Bir tane yakaladım. Hop, atladık. Hemen yapıştık. Koşalım. Evet, bu görev burada. Hususi vazife görevi burada. O dursun. Ona geleceğiz. Önce şu akçeyi alalım. Cebe indirelim. Sonra silahımızı alalım. Ama ben nereye işaretlemişim lan? Atı işaretlemişiz ya. Çok da uzak değilmiş. Şurada bir yerde. Hemen ayağımızın altında. Güzel. 101. Aldık onu. Cebe indirdik. Şimdi en yakında silahçımız nerede? Şurada. Silah güzel, aslında hasarı iyi ama mesafesi kısa. Mesafesi kısa olduğu için beni çok sarmadı. Biraz daha uzaktan oynamak istiyorum. Zaten genelde iki mermi sıkıyorum gene adamlara. Gene iki mermi sıkacağız. Şöyle yanaş, attan inmeme gerek yok. Hadi oğlum. Kafayı uzat, şöyle yan yan topla gel, topla gel, gir. Gir, at da alacağım oraya. Evet, şimdi Beyzade tabancası. Elimizdeki silah bu. Gürültüsü az. 4 mermi kapasitesi var. Menzili işte burada gösterdiği kadar, hasarı full. Bize ne lazım? Şimdi aldığımız silahlarda. Zaptiye Beylik tabancası. Bununla başlıyoruz. Zaten bunu daha sonra aldık. Hasarı düşük ama menzili gördüğünüz gibi diğerinden daha fazla. Ve sürmene demir kartal. Aa, almışız bu sürmene demir kartalı. Niye elimizdeki diğeri? Acaba sürmene demir kartalı ben bir önceki bölümde almış mıydım? Almıştım diye hatırlıyoruz. Aldık peki de. Vallahi aldık. O zaman bunu kuşanmamız lazım. Aldık ama kuşanmadık o zaman. Zaten diğeri içinde diğerinin hasarı yükseliyormuş. Bursa çelik 5 patların hasarı yükseliyor. Menzilinde sıkıntı yok. Bir de gürültüsü düşüyor. 5 tane mermi kapasitesi varmış. Sürmene demir kartalın da mermi haznesi 4'müş ama mesafesi daha uzun olduğu için bunu kuşandım. Bunu almışız ama kuşanmamışız arkadaşlar. Tamam, bir sonraki satışımız da 1800'le Bursa çelik Abdullah Efendi özel yapımı var. 5400'e, 15.000'e Tuğrul Bey'in yadigarı var ve 40.000'e de Selman Paşa özel yapımı var arkadaşlar. Evet, silahımızı kuşandık. Madem onu aldık, o zaman zırhçıya gidelim. Arkadaşlar, inzivaya gerek var mı? İnzivada 12 tecrübe, 12 tecrübeye bir şey alamayız. Terzi dükkanına gidelim. Terzi dükkanından üzerimize 1400'e %100'lük zırhı veriyor muydu? Yoksa daha yüksek miydi? Hemen kontrol edip garanti olsun. Kafamız rahat olsun. Göreve öyle gidelim. Hususi vazife neydi hatırlamıyor. Dur lan, ne oluyor? Bana he. Parayı ver. Götürdüğü enerjiye bak. Ver ona. Enerji var yerde. Ver onu bana. Heh. Mermiyi de ver. Doldur. Bırakır mıyım sandın? En azından 50 akçe indirdik cebe. Ne kadar hasar vurduğunu gördünüz değil mi? O yüzden zırha kesinlikle ihtiyacımız var. Evet, gelelim Isparta keçe zırhı. Kuşanmışız. Şu an üzerimizde bu. %50 sağlık. 1440 akçeye %100 sağlık veren sahtiyan deri zırhını mecburen alacağız. Sonra 4300, 12960, 38800 bilmem kaç. Tamam, bu elimizdeki parayla alabileceğimiz zırhı kuşanıyorum arkadaşlar. %100. Tamamdır. Akçeyi de neredeyse bitirdik. Güzel, daha güçlü bir şekilde hem silahımızı yeniledik hem zırhımızı yeniledik.
göreve gidebiliriz şimdi %100. Nerede bizim görev? Yakındaydı. Hemen hususi vazifeyi seçtim. Aşağıda gizli hazine var. Gidip alsak mı? Alalım. Yakın. Yakında alalım. Nereden giriyoruz buraya? Şuradan değil. Tamam, boşuna dolaşmayayım. Belki de ön tarafta giriş var ama ben buradan gireceğim. Garanti olsun. Bakalım var mıymış giriş? Yokmuş. İçeriye kayık koymuşlar. 100'e bir tecrübe. Güzel. Şuradan hemen kaçalım. Hemen hususi vazifeyi seçtik. 500 akçe veriyormuş. Demek kim zor. Atla birlikte gidelim. 500 akçe verdiğine göre zor bir görev. Görevi de atla alacağım. Attan inmeyeceğim. Evet, bir baron isyan faaliyetleri için para dağıtıyor. Fark edilmeden takip edin ve konuştuğu herkesi öldürün. 500 akçe 8 tecrübe. Yani takip miydi bunun adı? Bir baron. Baron isyan. Baron mu diyor? Neyse bakacağız. Bakalım. Eleman nerede? İleride. Tabii ki atla devam etmeyeceğim. Biraz yaklaşınca atı bırakacağım. Biraz yaklaşınca atı bırakacağım. Şöyle köşeye doğru yaklaştık. Attan indim ve sindim. Konuştuğu herkesi öldürmemiz gerek. Keşke yakınlaştırmayı alsaydık. Arkadaşlar, yakınlaştırma özelliğini alsaydık bu görevde işimize yarayabilirdi. Bu şimdi alttan devam ediyor. Yani şuranın içinin altında. Yaklaşıyor. Tamam, adamı gördük. Yattım. Çimlerin içindeyim. Tam önümden geçiyor şu anda. Haritada sanki bir yanlışlık var. Neyse. Şimdi biriyle konuşacak burada. Haritada takip etmemiz lazım. Adamı kaçırmamamız lazım. Bakayım. İçeriye doğru devam etti. Şuradan koşarsam beni duymaması lazım. Uzaktan şuradan gözlemek istiyorum onu. Evet, bu görev için yakınlaştırma alabilirsiniz. Aslında tecrübemiz yeterliydi. Göz olan, yani göz olanı. Şu altta göz işareti çıkacak. Ona bastığınızda yakınlaştırabiliyorsunuz. Ne yapıyor bu adam diye görebiliyorsunuz. Buradan şöyle anca görebiliyorum. Adam ne tarafa doğru gidecek? Geri dönerse... Evet, adam oradan çıkacak. Konuştuğu herkesi öldürmemiz gerekiyordu. Bıçağı çektim. Şöyle arkasından yaklaşıyorum. Bıçağın mesafesi yeterli olmadığı için yaklaşacağım. Tamam, onu indirdim. Adam nereden gidiyor? Bir üst caddede. Bıçağımı geri aldım. Bayağı yukarı gitti. O yüzden uzakta olduğumuz için hızlı bir şekilde koşup görüş açısına geçebiliriz. Burada biriyle daha konuştu. Hemen yaklaşalım böyle. Hiç sesimizi çıkartmadan. Bizi görmeden. Arkası zaten bana dönük. Yeni konuştu şimdi. Konuşmayı bitirdi. Arkası bu tarafa dönük olduğu için diğer taraftan, önü bu tarafa dönük olduğu için diğer taraftan dolaşacağım. Arkasından dolaşıp bıçakla indireceğim. Evet, indirdik. Bizimki içeriye girdi. Arkadaşlar, içeri girip oradan tekrar dışarıya çıkacak. O yüzden görüş açısından kesinlikle uzaklaşmamız lazım. Buradan şuraya saklanacağız. Şuradan kontrol edeceğiz. Haritadan kontrol edeceğiz. Konuşması bitecek. Yine aynı yerden çıkacak. İçeri girip oradaki adamı öldürmemiz lazım. Bekliyoruz dışarı çıkmasını. Konuşması devam ediyor.
Dayı bir git be. Bak yürüyecek başka bir yer bulamadın mı? Yürü git. Evet, konuşması bitti ve ayrıldı. Konuşması bitti ve ayrıldı. Bana doğru geliyor. İçeride adam, konuştuğu adamı öldürmemiz lazım. Tamam, bu taraftan gittiği için ben de sağlı geçeceğim. Ben de sağlı geçeceğim. Ondan sonra ona tekrar yetişmemiz lazım. Tamam, görüşten çıktı. Tamam, indirdim. Gördü beni ama indirdim. Adam bayağı uzakta. Adamı kaçırmadan peşine gitmemiz lazım. Görüş açımızdan çıkmaması lazım. Yaklaştık. O diğer adam bizi görecekti mecbur. Zaten tek giriş orası. O da oraya bakıyordu mecburen. Mecburen bizi görecekti. Şimdi bu kaç kişiyle de görüşecek bir bakalım. Şuranın arka tarafında biriyle görüşüyor muydu bu? Devam ediyor. Devam ettiği için biraz hızlandım. Evet, limana doğru gidiyor. Ben de arkasından devam ediyorum. Şurada limanda biriyle konuşacak. Şurada gizleneceğim. Buradan rahat bir şekilde görebiliriz onları. Onlar beni şu an göremezler. Bu görevde yakınlaştırma iş yapar ama yine de hallederiz. Yakınlaştırma olmadan da hallederiz. Evet, konuşma bitti. Şimdi yukarı mı dönecek, aşağı mı dönecek? Ben böyle açık bir alanda karşıya gidiyor. Tamam, onunla işimiz yok. Diğerinin arkasına doğru dolaşacağım ve onu da indirip peşine gideceğim. Evet, bıçak için mesafe biraz uzak. Tamam, onu da indirdik. Bizimki nerede? Yukarıya doğru devam ediyor. Bıçağımı aldım. Evet, görüş açımda hala. Karşıda da biriyle konuşacak. Şuradan kontrol edeceğim. Hala konuşuyor. Para dağıtıyor. Oy mu topluyor acaba? Evet, oradan yandan uzaklaştı. Oradan beni göremez. Ben o konuştuğu kişinin arkasından yaklaşacağım. Hemen indirmeyeceğim çünkü bizimkinin gitmesi lazım. Sesini duyabilir. Köşeye dönsün. Direkt adamı indiriyorum. Döndü. Tamam, adamı indirdim. Tamam, durmadı. Durmadıysa duymadı demektir. Bizim için iyi. Bizim için iyi haber. Burada acele etmeye gerek yok. Çünkü köşeyi döndü. Orada durdu mu, konuştu mu, ne yaptı bilmiyoruz. O yüzden haritayı açıp ne yaptığına bakıyoruz. Konuşuyor. Evet, orada biriyle konuşuyor. O yüzden buradan girmeyeceğiz. Şöyle uzak taraftan arkadan dolaşacağız. Uzaktan dolaşıp görüşümüzü buradan alacağız. Hatta şöyle sinerek tezgahların arkasını, ikisini de öldür. Geliyorum. Bak şimdi nasıl öldürüyorum ikisini de. Bak şimdi bak. At arabasıyla öldüreceğim ikisini. At arabasıyla geldim de beni duymayacaklar. At arabasıyla ikisini de bıçaklayacağım. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, hususi vazifemiz baron görevi olarak kabul ediyorum ben bugün. Takip görevi, baron görevi, ikisi de olabilir. Güzel bir bölümdü. Beni görmeden işi halletmiş olduk.
Şurada sonraki vazifemiz var arkadaşlar. Bir tane daha yapınca büyük ihtimalle ana görevlerimiz açılmış olacak. Yakında ne oluyor be? Abi kafayı mı yedi? Aa, harita büyümüyor. Harita büyümüyor. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın şimdilik. Hoşça kalın.